Düğün, organizasyon ve etkinlik sektörü yaklaşık 15 aydır faaliyet gösteremiyor. Düğün sektörü 1 milyondan fazla sektör çalışanı, aileleriyle birlikte değerlendirildiğinde 4 milyon civarında vatandaşı, evlenecek çiftler düşünüldüğünde de 600 bine yakın çifti ilgilendiriyor. Düğün sektörü temsilcilerinden Mustafa Köksoy ve Ahmet Akyüz artık bu sektör paydaşlarının, çalışanlarının dayanacak gücü kalmadığını, birçoğunun işsiz, açsız kalarak geçim sıkıntısı yaşadığını ifade ediyor. 500 bin çift evlenmeyi bekliyor. Düğün sektörüyle uğraşan firmalar da tabii ki bir an önce düğün sezonunun açılmasını bekliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında neredeyse geçen yıldan bu yana düğün yapılamıyor ve düğün sektöründe de yaklaşık 1 milyon kişinin istihdam edildiği düşünülecek olursa zannediyorum Haziran ayında mutlaka düğün sezonunun başlaması gerekiyor. Düğün sektörü açılacak. Haziran'ın ilk haftası açılmasını bekliyoruz zaten. Tabii bir takım sıkıntılar var. 15 aydır kapalı bir sektördeyiz. Çok zor günler geçirdi esnaf arkadaşlarımız, bizler de dahil. Pandemide ilk kapatılan, en son açılan ve en son akıllara gelen bir sektörüz. Tabii bunun sıkıntıları olacak sektörde. Aslında düğün denilince birçok sektörü kapsıyor içerisinde, değil mi? Düğün sektörü. Evet. 2019 yılında düğün sektöründe 120 milyar lira, yani eski parayla 120 katrilyon bir ciro oldu. Aynı yıl Türkiye'nin toplam gayri safi milli hasılası 850 milyar liraydı. Yani toplam cironun %15'i gibi bir rakamı düğün sektöründen çıktı. Tabii geçen yıl çok kısıtlı düğünler oldu. Bir kısmı bu sene ertelendi. Bu sene ne olacak göreceğiz. Normalde baktığınız zaman yani oranlara her satılan 3 beyaz eşyadan bir tanesini düğüncüler alıyor. Satılan her 3 mobilyadan bir tanesini düğüncüler alıyor. Onun dışında tadilat ve inşaat sektöründe de %30-%40'lık payları var. Tabii düğünler olmayınca bu işlerin hepsi geriye kaldı. Mutlaka ülke ekonomisinde büyük bir zararı var. Vallahi şu an bir muğlak bir süreç içerisindeyiz. Yani Cumhurbaşkanımızdan hayırlı haberler bekliyoruz işin açıkçası. 1 Haziran'dan itibaren bazı gelişmeler olacağını duyumlar alıyoruz. Düğün sektörü gerçekten uzun zamandır kapalı. Düğünler, organizasyonlar, özel gün ve geceler maalesef yapılamıyor. İnşallah Cumhurbaşkanımız ve bizi yönetenler bizim sıkıntılı günlerimizi az çok biliyorlar. Zaten durumları da kendileri de biliyorlar. Haziran'dan sonra inşallah düğünleri gerek yarı kapasiteli gerek bazı kısıtlamalarla da olsa açılacağı noktasında beklentilerimiz var. Sektör açısından geçen yılın kayıp olduğunu düşünen işletmeciler 1 milyondan fazla sektör çalışanına vakit kaybetmeden müjdeli haberin verilmesi gerektiğini düşünüyor. Peki pandemiden nasıl etkilendiniz? Pandemiden herhalde en çok etkilenen sektör bizimkisi oldu. Az önce de bahsettiğim gibi yani ilk biz kapatıldık. Tamam düğünleri kapatın, düğünlerden korona bulaşıyor falan. Geçen yıl çok kısa bir süre tanındı. Yine aynı şekilde işte düğünlerden korona bulaşıyor diye yine önce biz kapatıldık. Birçok işletmeler bizden daha sonra aylarca çalışmaya devam etti ama düğünleri kapatıldığı zamanki hastalık oranlarıyla kış aylarındaki hastalık oranları arasında dağlar kadar fark var. Yani demek ki bizden kaynaklanmamış aslında. Ama pandemi kötü etkiledi. Yani evlenemeyen gelin damatlarımız oldu. Geçen yıl düğünü yapacaktık. Araya bu kış girdi. Ertelenmek zorunda kaldık. Kış aylarında ayrılan birçok müşterimiz var. Yani evlilikler tamamlanamadan sona erdi. Ya da sünnet yapacak olan müşterilerimiz var. Ya ben artık yapmayacağım diyor. Niye sordunuz diye sorduğunuzda benim oğlum benim boyuma geldi. Ben nasıl sünnet ettireyim insanların içinde diyor. O şekilde konular da var. Yani kötü etkilendik. Olur da açılmazsa sezon. Öyle bir lüksümüz yok maalesef. Şu an geçen yıldan bu yıla 500 bine yakın çiftimiz evlenmek için gün bekliyor. Bu yılda evlenmek isteyenler de hesapladığınızda neredeyse 1 milyonun üstünde Türkiye'de evlenmek isteyen çift var. Yani bu insanların mutlu olmalarına, yuva kurmalarına artık bu pandemi vesaire engel olmasın ya. Türkiye'de 415 tane meslek kolu var. Esnaf ve sanatkarın bağlı bulunmuş oldu. Tabii oğlunu evlendirecek, oğlunu sünnet ettirecek, kızını evlendirecek olan ailelerimiz
gerek kendi evlerinde başlayan bir hazırlık var. Gerekse evinin dışında başlamış olduğu hazırlıklar var. Gerek evinin boyamasından tutun, mobilya takımlarından, perdesinden, halısına kadar birçok meslek koluyla irintiliyiz düğün sektörü. Tabii düğünü yapacak olan aile bir hazırlık aşamasında oluyor. Evin hazırlıklarını bitirdikten sonra düğünle ilgili hazırlıklar başlıyor. Yemekli düğünlerde gerek yemek organizasyonu, gerek müzik organizasyonlarıyla birlikte hazırlıklar var. Şimdi düğün sadece düğün salonunda yapılan 3-4 saatlik bir eğlenceden ibaret değil. Düğün öncesi kuaförü, berberi, ayakkabıcısı, konfeksiyoncusu, gelinlikçisi bu işlerden para kazanıyor. Düğünle birlikte müzik sektörü mikrofon tutuyor. Fotoğrafçılar kameralarıyla, fotoğraf makineleriyle hizmet etmeye çalışıyor. Yemek ekibiyle birlikte bir de ara eleman dediğimiz günlük yövmeye gelen kişilerimiz var. Garsoni hizmetlerde olmak üzere. Bu arkadaşların tamamı neredeyse bir yıla yakın süredir evlerin ekmeklerini götüremiyorlar. Gerçekten dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen bu koronavirüs belası düğün sektörüyle birlikte 200'e yakın meslek kolunu da maalesef olumsuz etkilemiş durumda.